Pukka adıyla ve genel olarak sizin de kitaplarıyla tanıdığınız Pınar Karagöz, bugün itibariyle Instagram storiesinde de yayınladığı üzere uyuşturucuya özendirmekten 7 yıl hapis cezası aldı. Şimdi burada benim bakmak istediğim konu 7 sene olayı. Şimdi ben size tweetleri de göstereyim. Ben kendi düşüncemi daha çok videonun sonlarına doğru söyleyeceğim. Tweetler şöyle, 2017'de atılmış zaten bu tweetler. Bir uyuşturucu kullanma hakkım var. Hayatında ilk defa sadece bir kere hangisini seçerdin? Ya şimdi bu zamanında Narkoz ve Escobar adlı karakter izlenmesi üzerine atılmış tweetler. Haberlerden anladığım kadarıyla böyle. Yine kısmetse olur uyuşturucu batağına düştüm. Zaten altta da sanırım Pınar Hanım'ın savunması var. O dönem televizyonda ne seyretsem onunla ilgili yorumlar yapıyordum gibisinden bir savunması var aşağıda. Yani zaten sonrasında kendisi demiş 20 Aralık 2018'de. Muhtemelen bu yaklaşık olarak bir yıldır devam eden bir ifade süreci var. Sonra kendisi demiş ki Escobar izleyip burada yorumlamayın. 5-10 yıl hapis cezası alırsınız. Müthiş bir ülke emin ederim. Yani bu olaylardan sonra da bugün itibariyle Instagram storiesinde 7 yıl hapis cezası aldığını söyledi bize Pınar Hanım. Yani burada da başka bir tweet var yine 20 Aralık 2018'de. Hayvana şiddet, tecavüz, taciz, hırsızlık gibi kötü huylarınız varsa 3 nokta. Evet, şimdi zaten ben de bu 3 nokta yönüne yaklaşmak istiyorum daha çok bu videoda. Evet, şimdi Pukka adıyla tanıdığımız, kitaplarıyla tanıdığımız Pınar Karagöz'ün 7 sene hapis cezası aldığını bugün öğrendik. Şimdi bu olayın bu kanalla ne bağlantısı var ve neden böyle bir video çekiyorum konusuna gelelim. Şimdi ben bazı haberlerden alıntı yapacağım size ve Pınar Hanım'ın yaşadığı bu olayla haberleri karşılaştırmanızı istiyorum. Diyarbakır'da bir mahkemede sırf tecavüz tamamlanmadığı için indirim alan bir sanığı düşünün. Bu bir. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çadırda sokak köpeğine tecavüz edip gözaltına alınıp serbest bırakılan birisini daha düşünün. Keşan'da köpeği arabasının arkasına bağlayıp sürükleyen zanlının serbest bırakıldığını da unutmayın. Kadıköy Cafer Ağa'da mahallelinin bakımını üstlendiği köpek 56 yaşındaki kişinin tacizine maruz kaldı. Bunu itiraf eden ve adliyeye sevk edilen şahıs mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Evet, bu serbest bırakılmaları lütfen aklınızda bir yerde perçinleyin. Erzincan'da ordu evinin kapısında yakaladığı bir yavru kediyi önce yumruklayan, ardından tekmeleyerek ölümüne neden olan asker gözaltına alındı ve serbest bırakıldı. Sakarya'ya bağlı Kepez ilçesinde bir köpeğe tecavüz edip arka ayaklarını kıran kişi bana saldırdı, ben de cevap verdim dedi, serbest bırakıldı. Antalya'da 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda sanık beraat etti. 11 yaşındaki kıza 2 kez tecavüz eden imam serbest bırakıldı. Bu arada şunu da söyleyeyim, Rabia Naz'ın katilleri hala meydanda yok ve Şule Çetin sanığı olan Çağatay Aksu da hala bir ceza almış değil. Fakat bu size anlattığım bütün bu serbest bırakılmalar ve ceza almamış esas suçlular herhangi bir hapis cezası almıyor ve belki de memleketteki en son suçlu olması gereken hanımefendi Pukka, yani ben zaten kitaplarını okumadım yani o kadar da tanıyorum diyemem, fakat objektif bir bakış açısıyla değerlendirecek olursak bu memlekette hırsızlıktan tutun gaspına, tecavüzüne ve hayvanlara, kadına şiddetine kadar o kadar hapis cezası alması gereken kişi var ki bu tür kişilerden nasıl Pınar Karagöz'e sıra geldi bunu anlayabilmiş değilim. Benim yaklaşmak istediğim konu daha çok Pınar Karagöz'ün ceza almasındansa bu tür tecavüz ve sapık insanların hapis cezası almaması yönündedir. Yani Pınar Karagöz ceza alacaksa da bu sadece bir para cezası verilebilirdi diye düşünüyorum ya da bu yönde bir hani daha çok daha az bir hapis cezası verilebilirdi. Yani ben bunun uzmanlığında olan birisi değilim. Sadece ben eski haberlerden, serbest bırakılmalardan bir video derlemesi yapayım dedim. Dediğim gibi şimdi bu Pukka'ya 7 sene hapis cezası vermek bence sadece bir tweetle yapmak bunu çok acımasızca olduğunu düşünüyorum. Biz yani size şöyle diyeyim, biz video kliplerde, müzik kliplerinde ya da Wattpad kitaplarında ensest ve pedofili olaylarının pek çok çeşitte yüceltildiğini görüyoruz ve kitaplara girdiğini görüyoruz. Abdullah Şevki'nin 5 yıl hapis cezasıyla yargılandığını görüyoruz. Yani şimdi Abdullah Şevki 5 yılla yargılanırken Pukka'nın 7 yılla yargılanması arasında çok farklı bir olay var. Dediğim gibi şimdi etrafımızda uyuşturucuya ya da işte alkole, başka şeylere özendiren bu kadar çok şey varken sıra gerçekten de Pukka'da, yani Pınar Karagöz'de miydi diye sormuyor değilim. Ben 7 sene cezanın çok 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 fazla olduğunu düşünüyorum.
bu ülkede suç verecek o kadar kişi varken, Şule Çetin katilleri varken, Rabia Naz'ın katilleri varken sıranın nasıl Pukka'ya yani Pınar Karagöz'e geldiğini ve 7 sene ceza aldığını aklım almıyor diyebilirim size karşı. Açıkçası bu konu hakkında çok da söyleyebileceğim bir şey yok. Daha çok eski haberlerden alıntılarla yani eski serbest bırakılmalardan ve yani küçük çocuklara ve hayvanlara tecavüz edip onlara şiddet uygulayıp ardından serbest bırakılanlara karşı bir size karşılaştırma sunmak istedim. Zaten bu karşılaştırmayı sizin de biliyor olmanız gerek. Haberlerde biz her gün görüyoruz. Her gün birileri serbest bırakılıyor. Yani belinde silah taşıyan insanlar ya da kadını yolun ortasında öldüren insanlar serbest bırakılıyor bu ülkede ve ardından 10 kere bu suç işleyip sabıkalı olarak tekrar aynı suçları işliyorlar. Yani şimdi burada sormak gerek. Yani şimdi 7 sene ceza alması gereken Pınar Karagöz yani Pukka mı diye bir sormamız gerek diye düşünüyorum. Yani kararı size bırakıyorum. Yorumlarda düşüncenizi yazabilirsiniz. Ama lütfen bu okuduğum eski haberlere ve Rabia Naz'ın ve Şule Çetin katillerini de unutmadan yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Umarım adaletin bir gün tecelli ettiği bir ülkede uyanırız inşallah. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.